Herkese merhaba. Hepiniz Cihatça Fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle bir TET denemesinin fizik sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Isı enerjisi, iletim, konveksiyon ve ışıma yollarıyla yayılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Isı enerjisinin konveksiyon yoluyla yayılması için maddesel ortama ihtiyacı yoktur. Demiş ki konveksiyon yoluyla yayılma sıvı ve gazlarda görülmekte. Sıvı ve gazlar ise maddesel ortamdır. Dolayısıyla ısı enerjisinin konveksiyon yoluyla yayılması için maddesel ortama ihtiyacı vardır olmalıydı. A yanlış oldu. Cevaba Devam ediyorum. Mikrodalga fırınlarda ısı enerjisi ışıma yol iletilir. Evet mikrodalga Elektromatik dalga'nın bir çeşididir. Elektromatik dalgalar boşlukta yayılabilirler ve ışınma yoluyla iletilirler. B doğru olduğu halde. C katı maddeler ısı enerjisini iletim yoluyla aktarır. Evet, katı maddelerdeki moleküller ısıyı birbirlerine ileterek aktarırlar diyoruz. C doğru oldu. D Işınma yoluyla ısı hem boşlukta hem de maddesel ortamlarda yayılabilir. Evet, ışınma yoluyla ısın yayılması hem boşlukta hem de maddesel ortamda oluşmaktadır. Yani elektromanyetik dalgalar yayılmak için ortama ihtiyaç duymazlar. Ortam olsa da yayılırlar, olmasa da yayılırlar de doğru oldu. Bir odanın kaloriferle ısınmasında ısı iletim ve konveksiyon yoluyla yayılır. Evet, kalorifer peteğin ısınması, kalorifer demir olduğu için bu peteğin ısınması evet katı bir madde olduğundan iletim yoluyla yayılacaktır. Gaz ortamında ısı konveksiyon yoluyla yayılmakta. Odanın içerisindeki havada bir çeşit gaz olduğundan burada ısı konveksiyon yoluyla yayılmaktadır. Bu da doğru cevap oldu. Cevap Adana'da bulunmakta. Bir elence parkındaki K noktasından harekete başlayan vagon L ve M noktalarından geçerek P noktasına kadar çıkabilmekte. Yani buradan harekete başlıyor K'den. P gelinde ise son hızı sıfır olmakta. Yolun tamamı sütülmeli olduğuna göre vagonun L ve M noktalarındaki yere göre potansiyel enerjileri eşittir. Işte. Evet L ve M noktaları aynı düzeyde olduğu için yere yüksekleri aynı olmalı. Arabanın da kütlesi M ise şayet L noktasındaki potansiyel enerjimiz M kütlemiz MGH. M'deki potansiyel enerjimiz yine kütlemiz MG yükseklik H. Ve buradan L ile M'nin potansiyel enerjilerinin birbirlerine eşit olduğunu gördüm. Bir doğru oldu. Birin olmadığı seçenekleri sildim. D'yi eledim hemen. İkinci yargıya bakıyorum. L ve M notlarında kinetik enerjiler eşittir denmekte. Yani L'deki kinetik enerji EKL, M'deki ise EKM olmakta. Bu durumda L'deki enerji M'deki enerjiye eşitlemeli. L'deki enerjimiz ne? MGH potansiyelimiz vardı. Artı bir de kinetik enerji olmalı eşittir. M'ye geldiğimizde potansiyeli MGH. M'de hem potansiyeli var hem de kinetik enerjisi var. Artı bir de yol boyunca yola sürtündüğünden dolayı bir ısı enerjisi meydana gelmekte. Onu da en son aşağı çıkan ısı enerjisi olarak yazdım. Burada MGH'lar bunu götürdü. Lay, lay sen güneş banay. Evet EKL eşit EKM. M'de kinetik enerji artı ısı enerjisi. Bu da L'deki kinetik enerjinin M'deki kinetik enerjiden daha büyük olduğunu gösterecektir. Yani eşit olmayacaktır. 2'yi silmeli hemen. E'yi sildim, B'yi sildim. K ve P'deki mekanik enerjiler eşittir Yol sürtünmeli olduğundan sürtünmeli ortamda mekanik enerji korunmaz. Mekanik enerjide hep azalma gözlenir. Mekanik enerjimiz zaten potansiyel enerji artı kinetik enerjiydi. Sürtünmeden dolayı mekanik enerji korunmayacaktır. O halde C'de olmaz. Cevap da bulunmalı. Bir fizik öğretmeni katı basıncı konusunu işledikten sonra sınıfa bazı resimler getiriyor. Ve öğrencilerinden bu resimlerdeki olayların basınça ilişkisini açıklamalarını istiyor. Bıçağın bilenmesi, krampon giyen çocuk, kamyonlara geniş tekerlek takılması gibi. Öğrenciler aşağıdaki, Öğrenciler aşağıdaki açıklamaları yapıyorlar. Fatma. Bıçak bileyen kişi yüzey alanını azaltarak basıncı artırmayı hedeflemiştir. Evet bıçak bilendiğinde şu bilenen kısmın incelmekte. Bu da yüzeyin küçüldüğünü, yüzey küçülünce basıncın arttığını göstermektedir. Yani P eşittir F bölü Yüzey küçülürse aynı bıçakla aynı kuvvet uygun takdirde basıncın daha büyük olduğunu görebiliriz. O zaman bir doğru oldu. Fatma'nın dediği doğruysa Serap ve Mustafa'yı silmeli. Mustafa ne demekte? Krampon giyen çocuk yaptı basıncı arttırır. Evet krampon çivilerin ucu şöyle sivri olduğundan dolayı yine yüzey azalmış. Yüzey azalırsa aşağıdaki formüle göre basınç da artmış olmalıdır. Basınç artar. Artan bu basınç çiviler hızlanma ve yavaşlama sürecinde gerek üstünmeyi oluşturur diyor. Mustafa'nın dediği de akla yatkın. O halde Fatma'yı silmeli. D ve E kaldı elimde. Serap'a bakıyorum hemen. Serap Kamyonlarda kullanılan tekerleklerin geniş ve çok sayıda olmasının sebebi yüzey alanı arttırarak basıncı azaltmaktır diyor. Yani P eşittir F bölüseydi yine bir tekerlek bir S ise 2, 3, 4 tekerlek 4 S olmalı. Yani yüzey alanı artmalı. Yüzey alanı artarsa F aynıysa basıncımız da azalmış olmalıdır. Serap'ın dediği de doğru olmalı. Dolayısıyla cevap E'de Fatma, Mustafa ve Serap şeklinde olmalıdır. Düşey düzlemde bulunan KLM cisimleri serbest bırakıldığında. Evet bunları serbest bıraktığımızda şu şekildeki bir dengede kalmaktadırlar. K'nin ağırlığı aşağı doğru GK olsun. L'nin ağırlığı GL olsun. Ve M'nin ağırlığı GM olsun. Bu durumda K'nin bu şekilde dengede kalabilmesi için ip gerilmesi yukarı doğru T olarak gösterilirse. Evet K'yi bu tarafa iten bir kuvvet olmalı F kuvveti. Bu durumda L'nin K'ye ettiğini F ile görürüm. O halde K de L'yi F ile itmiş olmalıdır. Bu K ve L'nin yük işaretlerinin aynı olduğunu göstermeli. Pozitif pozitif ya da negatif negatif olabilirler ama pozitif negatif olamazlar. Pozitif negatif zıt olamazlar. Negatif ya da nötr olamazlar. Çünkü yüklü cisim yüksüz cismi çekebilir. K ve L aynı cins yüklü olmalı. Ya pozitife ve pozitif veya negatife ve negatif olmalıdır üç kuvvetin dengesini sağlanabilmesi için buradan da ip gerilmesi bu şekilde T ise T F ve G'yi dengeleyecektir. Ardına bakalım. L ile M birbirlerini çekmiş durumdalar. O halde L yüklü bir cisimse, yüklüyse mesela örneğin artıysa, pozitifse M bu durumda negatif olabilir. Çekmiş onu çünkü. E peki bakıyorum. Ya arkadaş L pozitifse, pozitif ol M pozitifse iterdi bunu. O zaman A olmaz. A'yı hemen elemelim. L pozitiflikli olsaydı M'yi pozitif olarak kabul etmiş olmadı. Negatif yokluklarda evet nötr var. Yüklü bir cisim nötr bir cismi çekebilir mi? Evet çekebilir. Cevap B. Yüklü bir cisim nötr bir cismi şöyle çeker. Yüklü cisimdeki artı yükler nötr cisimdeki yani M'deki eksileri kendine en yakın yere doğru çekerler. Bu artı ve eksiler arasında bir kuvvet oluşunca bu kuvvetten dolayı yüklü cisim nötr cismi çekebilecektir. Cevap B'de yer almalıdır. Ağırlıkları GK, GL, GM olan KLM cisimleri türdeş bir sıvıya atılıyor. Şekildeki gibi dengede kalan cisimlere sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre GK, GL, GM arasındaki ilişki nedir diyor. Evet GK, GL ve GM ağırlıklarına yukarı kaldırma kuvveti eşit olarak uygulanmış vaziyette. Bunu hemen işaretledim. Aşağı doğru ağırlığımız GK'di. L'nin ağırlığı GL m'nin ağırlığı ise gm şeklinde yazıldı. Bu durumda cisimler dengede olduklarına göre birinci k cismi için hemen yazalım. k'ye etken kuvvet yukarı kaldırma kuvveti aşağı gk'ydi. L cismine etken kuvvet yukarı f aşağı gl olmalı. M cismine etken kuvvetlere bakalım. M tabana oturduğu için buna bir tepki kuvveti et etki etmiş olabilir. Yukarı doğru en olarak gösterildi bu. Yukarı F artına Aşağı GM'ye eşit oldu. GM'nin kaldırma kuvvetinden F'den büyük olduğunu gördüm. K ve L ise kaldırma kuvvetlerine eşitti. M ise kaldırma kuvvetinden büyük olmalı. Cevabımız D de yer almaktadır. Özelliği değişmeyen bir ortamda periyodik dalgalar oluşturuluyor. Periyodu 2 saniye olan dalgaların görünümü şekildeki gibi ise genliği 4, dalga boyu 12, frekansı 0,5 saniye üzeri eksi 1, yayılma hızı 4 cemaletin bölü saniye. Yargılarının hangileri doğrudur diyor. Evet özelliği değişmeyen bir ortam diyorsa o zaman bu ortamda hız sabit olmalı yani sürat sabit olmalıdır. Periyot 2 saniye diyorsa genliğe bakalım. 1. Genlik. Genlik 4 cemaletin. Genlik tepenin ya da çukurun Denge konumuna maksimum uzaklığıydı. Bakın şuradan geldiğimiz bu olmalı. Yani R olarak gösterilir. 4 cemaletin şeklinde yazarım. 1 doğru oldu. X cemaletin olarak verilmiş. Dalga boyu ise 2. Tepe arasındaki şu uzaklık olmalı. Hemen bu uzaktan bulalım lambda'yı. O halde şurada 2. Şurası 10'du. Evet 10. 10'dan 2'yi çıkarırsam 10 eksi 2. Dalga boyumuzda 10'dan 2 çıkarırsa 8. Evet, Cemalettin olacaktır. İki aradım cevap olamaz. Frekansı soruyor. Frekans zaten periyodun tersi değil miydi? 1 bölü t. Periyodu ben 2 olarak biliyorum. Yerine yazdım. Buradan frekans 0.5 saniye üzeri eksi 1 çıkar ki 3 aradım cevap olur. Peki 4'e bakmalı. 4'te hemen bakalım. Yayılma hızı nedir diyor. Lambda eşittir v çarpı t ydi. Dalga boyunun 8 olduğunu bulmuştuk. Hızı bilmeyiz ki. Ama periyodu biliriz. Yerine 2 olarak yazarsam ve 8 bölü 2'den 4 Cemalettin bölü saniye şeklinde çıkmalı. 4 doğru oldu. 1, 3, 4 nerede yer alıyor bu? Edirne'de ve Rizdışık İtiz Edirne. Güneşin bol olduğu bölgelerde bazı yerin halklar güneş ocaklarını kullanarak yemeklerini pişirmektedir. Basit bir güneş ocağı, şekildeki bir çukur ayna ve yerleştirilmiş kap içerisindeki yemekten oluşmaktadır. Evet bu durumda çukur aynaya paralel gelen ışınlar bir yerde odaklanmalı. Bu da odak olmalı. Dolayısıyla yemek odaktadır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Olabilir. Görünen ışın odaklandığı yerde yeme çarpan ışıklar yemek tarafından sorulacak ve yemeğin sıcaklığı artacaktır. Aynen eğrilik yarıçapı çapı değişirse yemeğin birim zamanda aldığı ısı enerjisi de değişir diyor. Bakalım onu da şöyle düşünebilir miyiz? Bakın odak uzaklığı eğrilik yarı çapın yarısı kadar olmalı. Dolayısıyla eğrilik yarı çapını değiştirirsem odak değişir. Odan yeri farklılaşır. Odak şurası olursa ayna biraz da yakın. Işık ışınları daha yakında kesişecektir. Orada yoğunlaşacaktır. Dolayısıyla yemeğe giden ısı miktarı azalacaktır. Ama odak yemeğin de ötesinde olursa yani yemek odak ve çukur ayna arasında kalırsa yine ışınlar şu şurada odaklaşacak. Evet sağdaki nokta odaklaşacak. Yemeğe daha az ısı enerjisi gidecektir. Bu da birim zamanda aldığı ısı enerjisini değiştirecektir. Olabilir mi? Olabilir. 3. Güneş ışığı yerine mikrodalga ışık kullanılırsa yemek ısınmaz. Yalana bak sen. Ya güneş ışığıyla mikrodalga ışık her ikisi de elektromanyetik dalga zaten. Elektromanyetik dalgaları soğuran cisimler ısınırlar. Dolayısıyla ısınmaz dedi. Olmaz. 3'ü siliyorum. Cevap 1 ve 2 cihatça fizikte. Cihatça fizik doğruların peşinde. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.